İç Anadolu bölgesindeki Akarçay Havzası'nda, Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvatin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük 12. çöküntü gölüdür. 150 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip olan gölün kuzeyinde Emir Dağları, güneyinde ise Sultan Dağları bulunur. Göl, Akarçay ve Sultan Dağları'ndan gelen kaynak sularıyla beslenir. Bu sebeple yıl içerisinde yüz ölçümü farklılıklar gösterir. Göl, Türkiye'nin en ilgi çekici göllerinden biridir. Çok büyük bir göl olmasına rağmen, üzerine bulunan kamışlardan dolayı büyük kısmı göl değil de çayırlık gibi görülür. Üzerinde bulunan ve yerli halk tarafından Kopak adı verilen güzel adacıklar, Eberi diğer göllerden farklı kılar. Kopaklar, kalınlaşan kamış köklerinin topraktan ayrılması ve zamanla rüzgarın da etkisiyle üzerinde toprak birikmesiyle meydana gelir. Bazı kopaklar o kadar büyüktür ki üzerlerinde balıkçıların, avcıların ve kamışçıların barınaklar kurdukları görülür. Etrafında kurulmuş Dere Karabağ, Orta Karabağ, Yeni Karabağ ve diğer komşu köylerde tarımla uğraşan insanlar yaşamlarını sürdürürler. Yüzeyinin çoğu yüksekliği 5-6 metreye ulaşan kırmızı kamışlarla kaplı olan Eber Gölü'nde su bitkileriyle diğer bitkiler yetişir. Eber bitkileri toplum arasında kındıra, berdi ve kamış olarak ifade edilir. Eber Gölü sahip olduğu bitki türleri yanında balık ve kuş çeşitleriyle doğal bir tabiat alanıdır. Birçok göçmen su kuşları avlanmak, kamış adalarda kuluçkaya yapmak, göremek ve kışlamak için Eber Gölü'ne gelirler. Eber'de sazlıklar arasından geçerken kuşlar, göl bitkileri ve doğal yaşam sizi büyüler ve hayranlığınızı gizleyemezsiniz. Eber Gölü, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla 22 Haziran 1992'de 1. derece tabiat sit alanı ilan edilmiştir. Günümüzde küresel ısınmanın etkisi, özellikle su kaynaklarının bilinçsiz kullanılmasıyla göl küçülmeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Eber Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe olan göl, bugün hem kirlilikle hem de su kaynaklarının yetersizliğiyle mücadele etmektedir. Eber'i seven, Eber'e gönül veren balıkçılar ve çocuklar, sizleri çağırıyor.
sazlıkları, göl çiçekleri ve kuşlarıyla ebedi yaşamak ve yaşatmak için sizleri bekliyoruz.